Merhaba da Exotic Karınca kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tekrar bir kargo açılım videosu yapacağım. bir tartara ve balık burada aldım. Yine tekrar daha geçen yeni çekirge ve cücür böceği almıştım ama cücürler şık oldu için mecbur tekrar tartar aldım. Hem açarız hem bakarız hem tartarları kaba atlarız. Kartlar bitti için kap şu an boş. Sadece böyle çok küçük bebekler var. Yeni doğmuşlar. Onun için hiç kalmadı yani. Sadece o yeni doğmuşlar var. Onun için hiç yok. Şu üstündeki bilgileri yine söktüm. Bilgileri de söktük. Kutumuzu açalım. Ben sadece tartara böyle bir kılık kutu alacaktım ama 200 lira şey olduğu için, az sınır olduğu için sujeleri filan da almak zorunda kaldım. Kutu içini göstereyim. Tartara bir kapı da çok güzelmiş yani. Bunu atmaya kıyamam. Üstünde sinek yapmış bir kutu. Çok güzel kap gerçekten. Ben bu atamam yani kabı. Burada yine aralara yumurta viyoleri sıkıştım. Şöyle tepeden size göstereyim. Araya böyle yumurta viyoleri sıkıştım. Sarsılmasın diye. Bir de şöyle şunu da göstereyim. Bu da en sevdiğim. İzletmediğim ne diyeyim. Geçenki kargodan da çıkmıştı. Bir önceki videomu da izleyebilirsiniz. O da yine kargo açılımı. Cır cır çekirge falan aldımış yine. Yem, tor falan. Öyle şeyler almıştık. Bunu da şöyle göstereyim. Şöyle bu da şey bu. İsmi dakika. Jeli dondurmuş göndermiş. Benim aldığım şey kendi hizmeti bu. Sıcak cep sobası var yani kışın canlı yem vermesin diye koyuyorsunuz ama ona para veriyorsunuz. Bunu direkt kendisi koyuyor. Havalar çok sıcak olduğu için. Geçenki kargomdan da çıkmıştı. Tekrar çıkmış. Böylece bana sıcaktan vermiyor. Çünkü zaten havalar atıyorum 40 derece. Bir de arabanın içinde klimasız. Cam yok bir de kargo arabasında. Daha da sıcaklıyor. Şu yumurta bir yönde yine kullanırım ben her şekilde. Tartara atarım. Bunu da atmayalım. Sonra burada şöyle hemen çıkaralım. Bak üstü soğuk kabın. Güzel olduğu için. Burada 100 tane fola kurdumuz var. Şöyle ince bir kapta. Yine ezilmiş ama birazdan bunlara tekrar bakarız. Şöyle bir çıkarayım ben tepeden. Şurada zaten şeyimiz var. Çekirge cücür aman böceği mi? Bunları dediğim gibi şeyden dolayı aldım. 200 lira bant olması gerekiyordu. Ve tekrar 30 gram su jeli var. Burada da tartaralarımız var. Kutusu gerçekten çok güzel. Hayran kaldım kutuya. Çok güzel. 30 adet orta boy tartara. Bu sineklikle atılmaz kullanılır bu. Çok güzel. Kutuya atarım belki ama bu sinekliği söküp ben kullanırım. Şöyle en sonda kaba kebek var. Normal kebek. Burada 15 liraydı aldım. Yine 200 liraya geçmesi için kargonun. Bunu da aldık yani kutu bitti gördüğünüz gibi bu kadar. Zaten kaba kebek şurada. Bunu da bu sefer paketlemiş. Şöyle hemen açalım. Şöyle göstereyim size. Burada da kapa kebek var. Şöyle 1500 milimli kapta kapatalım. Burada da 30 tane orta boy tartarımız var. Bunu yine Gecko için alalım. Belki peygamber besini beslerim. Şu an dediğim gibi burada açamam. Sonra bunu yerlerine aktaracağım. Burada da su jeli var. 30 gram su jeli. Bunu da açalım size göstereyim. Önceki videoda zaten göstermiştim ama belki izlememiş olabilirsiniz. Yukarı köşeye koyarım belki izlersiniz onu da. Neredeyse aynı video gibi ama tekrar çıkmak istedim olmuşken. Bu da böyle su jeli. Bunu da anlatayım hemen. Bunu böyle suya koyuyorsun. Bunu suya koyunca şişiyor. Sonra değer herhangi bir böceğiniz, kurt bile olur, içiyor bunu. Bununla besleniyor. Herhangi bir böceğiniz bundan su ihtiyacını karşılıyor. Her ne kadar meyvelerden de su ihtiyacını karşılasa da tekrar aldım hem 200 lira yapmak hem de elimde bulunsun diye.
Şimdi burada da çekirge cırcıraman böceği yemi var. Bunda önceki videolarda bunları da göstermiştim ama izlemeyenler için tekrar zımbasını açıp bunu da bir göstereyim. Sökelim zımbayı. Şimdi açayım. Hem size göstereyim. Şöyle bunu da tekrar bir yukarıdan gösterelim. İzli çıkmış renginde. O da yine çekirge cırcıraman böceği yemi diye geçiyordu. Yani herhangi bir şeyini de verebilirsiniz. Kurtlara filan da verilebilir yani. Un kurtlarına, moryo kurtlarına, tarsaralara, dubya her hayvan için kuru yem gibi düşünebilirsiniz. Ve bunu da tekrar kapatalım. Fuar kurtlarını da gösterelim. Bu fuar kurtları biraz altta olduğu için bayağı bir ezilmişler şöyle paketlere. Bu fuar kurdu da yine un kurdu gibi bir düşünebilirsiniz. Yani bakımı un kurdu ile hemen hemen aynı. Şurada galiba bunlar ölmüş mü kenarda, anlamadım. Sıkışmışlar mı? Galiba sıkışmış bunlar kenarda ya. Hem anlatayım hem açayım. Bu fala kurtları yine aynen un kurdu gibi. Onu söylüyorum, un kurdu gibi bakımları falan, üretimleri. Sadece un kurdan bir tık daha şey, üretimi zor diye okumuştum. Karıncalar yine canlı yem olarak kullanmışsınız. Karıncalar böyle birisiniz. Silink herhangi bir canlıya, küçük bir canlıya. Örneğin silink, tarantolalar, yavru akrepler, çiyanlar. Öyle küçük canlılara verebilirsiniz. Çünkü meyvesini filan bulmak çok zor, biliyorsunuz ülkemizde meyvesini. İmkansız gibi bir şey. Belki yurt dışından getirirseniz kendinize, ya da biri getirirse anca öyle meyvesini gibi bir iki türü var onun da. Biraz daha ileri uçamayan meyvesinekleri, normal evde oluşan meyvesineklerden bahsetmiyorum. Onları bulmak zor için onun bir alternatifi gibi düşünebilirsiniz. Jumping spiderlara verilebilirsiniz. Sneak tantor akrepler, onları söylemişim. Ayrıca böyle küçük sürüngenleri de verebilirsiniz. Küçük sürüngenler yeni doğmuş, küçük, böyle çok küçük gecko türleri var. Yer geckosu ya da böyle yine arboreal ağaç türü geckolar küçük. Yani ülkemizde çok fazla bulunmuyor tabii ama mesela bir tane gecko, dağ geckonun bir türü vardı, böyle renkli. Altı sarı, üstü mavi gibi. Böyle bir türler ya da onun gibi türlere verebilirsiniz. Ya da yeni doğmuş atıyorum bir leopar geckoya, nereden, dragona verebilirsiniz. Sakallayıcılara yani. Bunu da açalım, hem size göstereyim hem ben de göreyim. Ezildiği için. Şurada bunlar ölmemiştir inşallah. Bir tane zımbası kalmış, unutmuşum. Bunun bakım videosunu falan sonra çekebilirim. Bakım üretim gibi. Tartaların zaten bakım ve üretim videosu var. Onu da isterseniz izleyebilirsiniz. Şöyle açtım kutusunu. Zımbamızı da alalım. Bunlar da iyi dediğim bufalo kurtları. Şeye göre, un kurtlarına göre oldukça küçük bunlar da. Şu ölmüş galiba ya. Ölmüş bu maalesef. Onu biraz anlarız ama şöyle çoğu da canlı hareket ediyor. Bufalo kurtları un kurtlarına göre en kurda en popüler olduğu için söylüyorum. Yoksa moryo kurdu da var. Moryo kurdu zaten daha da iri. Çok daha küçük yani, ilk izlenim zaten o çok küçük. Dediğim gibi o yüzden silik canlıları kullanılıyor. Yani meyvesini yine Türkiye'deki bir alternatif olarak düşünebilirsiniz. İkinci özelliği de yine zaten tartar almıştım ben, şu an orada duruyor görüyorsunuz. Böyle tartara, hamam böceği türlerinize kolonizlerin içine atıyorsunuz bir miktar. Oradaki küfü, kokuyu, maalesef her şeyi temizliyor diyeyim, temizlikçi. Sprintail ve spot gibi düşünün, teraryumlarda oluyor. Onun canlı yem kolonizler için kullanacağı misali. En küçük canlılarınıza verirsiniz. Hem de öyle canlı yem kolonizlerine kullanırsınız. Bazı mark türlerini bile yiyorlarmış yani. Mark büyük bir sorun ayrıca yani, bastığımı kurtulmak zor oluyor. Şöyle şu kenarda bayağı var görüyorsunuz. Şu kenarlarda. Bunu da kapatalım.